Evet, değerli katılımcılar, kıymetli başkanlarım, hepinizi TSE, TGDF, COVID-19 sonrası işbirliği protokol imza törenine katılımınızdan dolayı saygıyla selamlıyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Programımıza sevgili Şevket Kopuz Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacağız. Başkanım, buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ederim İlknur Hanım. Önce toplantımızın ülkemize, gıda sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyorum inşallah. Güzel bir birliktelikle beraber ülkemizin gıda güvenliği standartlarını daha ileriye taşımak için bir öncülük, bir teşvik programı gibi düşünüyorum. Bilinçlendirme, şuurlandırma. Evet değerli katılımcılar, insan yaşamının sürdürülebilmesi için en temel ihtiyacı olan hava, su ve gıdadır. Biz Türkiye Gıda İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu üyeleri olarak Türkiye'nin bu üç temel ihtiyacının birini, yani gıdayı, diğer temel ihtiyaçları olan havayı ve suyu kirletmeden döngüsel ekonomi dahilinde sürdürülebilir şekilde üreterek halkımıza, bölgemize ve dünyaya sunma gayreti içerisindeyiz. Geleceğimizi güvenceye alacak sağlıklı, güçlü ve zeki bir nesil, kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimle mümkündür. Biz çocuklarımızın gıdasını güvence altına almak, kaliteli beslenmesini katkıda bulunmak için dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde üretim yapmaktayız. Bu yolda en büyük başvuru kaynağımız ve dayanağımız ülkemizin standartları konusunda tek yetkili kurum olan Türkiye Standartları Enstitüsü'dür. Yakın dönemde dünyayı tehdit altına alan bir virüs, toplumu gıda güvenilirliği konusunda daha fazla sorgulamaya itmiştir. Halkımız bu konuda hassas ve bilinçli davranarak COVID-19 salgını döneminde ambalajlı gıdalara yönelmiştir. Çünkü ambalajlı gıda insan sağlığına zararlı olacak mikroplardan aridir. Çünkü ambalajlı gıda dayanıklıdır. Ambalajlı gıda güvenilirliğin ve kalitenin sembolüdür. Yıllardır vurgulamaya çalıştığımız toplumu kandırarak rant elde etme amacını güdenlerle mücadelesini sürdürdüğümüz bu gerçek ne yazık ki bu zor şartlar altında da görünürlüğü kazanmıştır. Umarız ki gelecekte yeniden böyle bir kriz yaşamaktansa bilinçli ve hassasiyete devam eder, insanımızın güvenilir ve kaliteye gıdayı seçmeye, gelecek nesillere doğru beslenmeye yönelmeye tercih ederiz. Biz Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi'nin tüm işletmeleri olarak salgından önce de zaten gıda güvenilirliği üzerindeki hassasiyeti duruyorduk. COVID-19 salgını sırasında da bu duruşumuzdan ödün vermeden üretimimizi sürdürdük. Bu süreçte ayakta kalan tek sektör olduk. Bu krizden ülkemizin yüz akı olarak çıktık. Sadece gıda ve içecek sanayi değil, gıda tedarik zincirinin tarladan sofraya tüm halkaları birbirini destekleyerek, özveriyle çalışarak halkımızın en zor şartlarda dahi doyurmaya devam etti. Bu yaşadığımız durum, tarım ve sanayi entegrasyonu konusunda yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar yerinde olduğunu da apaçık ortaya koydu. Şimdi amacımız atacağımız adımlarla gıda arzımızı daha güçlü temeller üzerine yerleştirerek gıda kalitesi, güvenilirlik konusunda dünya lideri konumuna gelmek. Bu amaçla bütün işletmelerimizin üst düzey kaliteye ulaştığının garantilenmesi, bu durumun belgelenmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolda TSE ile birlikte yürüyeceğiz. Bu yıl Kasım ayında kuruluşunun 60. yılını kutlayacağımız TSE ülkemizde kalite ve güvenilirlik standartlarını belirleme konusunda tek yetkili kurumdur. Türk Standartları Enstitüsü büyük bilgi birikimi bize dünya lideri olma yolundaki adımlarımıza yol gösterecek, destek olacak kaynaktır. COVID-19 sonrasında ortaya çıkan gıda güvenliği konusunda sertifikasyon hizmetini verdiğini öne süren hiçbir kuruluş TSE deneyimine ve bilimsel altyapısına sahip değildir. Bu kuruluşların gıda güvenilirliği konusunda sektörümüz için yeterli değildir. Bu nedenle federasyon olarak gelecekte gıda kaliteli ve güvenilirliği konusunda yapacağımız iyileşmelerle Türk Standartları Enstitüsü ile hareket edeceğiz. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolü, enstitü ve sanayi kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımının artırılması, teknik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi,
Böylelikle COVID-19 sonrası üretiminin daha güvenli hale getirilmesini sağlayacak. Türk gıda içecek sanayi zaten kalitesiyle dünyada üst sıralarda yer almaktaydı. Bu protokol çerçevesinde atılacak adımlar sayesinde kaliteli altyapımızı dünyada birinci sıraya yerleştireceğiz. Hedefimiz bu olacak. Toplumumuzu daha kaliteli, daha güvenilirlik gıdalarla beslenmesi, daha sağlıklı nesiller yetişmesini garanti altına alacak bu protokolümüzü vatanımıza ve dünyaya gıda sektörünün hayırlı olması dileğiyle sözü Adem Hocam'a vermek istiyorum. Evet, İlknur Hanım, önce size verelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Önemli konuların altını çizdiniz. Kıymetli Hocam, Sayın Adem Şahin, sesiniz açık mı? Hocam, sesinizi açar mısınız? Buyurunuz efendim, söz sizin sevgili Adem Şahin Başkanım. Evet. Muhterem Başkanım, bizi dinleyen bütün değerli dostlarımız, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aramızda Tahir Başkanımızın da bulunmasından da çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Tahir Başkanım bizden önce bu görevi başarıyla icra ettiler. Bugün de aramızda Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'nun altında güçlü bir dernek olan Bitkisel Yağ Üreticileri Derneği adına da şu anda bir başka şapkayla sektörü temsil ediyorlar. Ben değerli Şemsi Başkanımızla sanıyorum 99-2000 yıllarıydı. Türkiye Gıda Dernekleri platformu aşamasındayken tanışmıştım. Dolayısıyla bu sektörde bu yapılanmanın tarihçesi hakkında da bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Özellikle Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu aşamasına gelinceye kadar ve bu sektörün kurumsal bir kimlik kazanması konusunda çok büyük gayretleri oldu. Kendisine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir alandır. Niye önemli olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi değerli dostlarım, malumunuz dünya son 6-7 aydır farklı bir şeylerden bahsediyor. Yani belki bizim jenerasyonumuzun hayatında hiç yaşamadığı, hiç de karşılaşmadığı bir durumla karşılaştık. Bu konu bizim hayatın hemen hemen her alanında bütün değerlerimizi yeniden gözden geçirmemize sebep oldu. Yani hepimiz özel hayatımızı sorguladık, duygularımızı sorguladık, ekonomik yapımızı sorguladık, üretim şeklimizi sorguladık. Yani her şeyimizi sorguladık. Yani eğitimimizi sorguladık. Hatta uzaktan da haberleşebilir miyiz, uzaktan da birbirimizi anlayabilir miyiz diye başka başka metotlar bulmaya çalıştık. Bugünkü olduğu gibi. Şimdi bu dönem ister istemez hijyen ve sanitasyon konusunun yani sağlıklı üretim ve sağlıklı yaşam meselesinin bir salgınla birlikte toplumun gündeminde dinamik bir şekilde yer almasına sebep oldu. Esasında Türk Standartları Enstitüsü 2018 yılında yayınlamış olduğu hijyen ve sanitasyon yönetim sistemleri standardı ile bu tür durumlara karşı hazırlıklı ve bir yönetim sistemi şeması hazırlamıştı. Böyle bir belgelendirme modeli vardı. Ve bunu da dünyada kendine has bu modeli yayınlamış da tek standart teşkilatıydı. Yani bu hijyen ve sanitasyon yönetim sistemleri dediğimiz sistem. Yani daha önce kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri gibi yönetim sistemleri kurma tecrübesine sahip olan kuruluşlarımız için bu da bir başka yönetim sistemi önerisiydi TSE için. Fakat belgelendirme de takdir edersiniz ki ihtiyari bir konu olduğu için çok sayıda kuruluşumuz böyle bir sistemi kurmuştu ama kuruluşlarımızın büyük bir çoğunluğu böyle bir sistemin
gerekli olup olmadığı konusunda belki farkında bile değildi. Ama bu yaşadığımız günler bu farkındalığı tabiri caizse zirveye çıkardı. Böyle bir durumda biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız bütün tedbirleri bilim kurulu dediğimiz bir kurul oluşturmak suretiyle ve il hıfzı sıha kurullarıyla onları entegre etmek suretiyle bir mekanizmayla yürütmeye çalıştı. Bugünlerde bizim de Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Barant Bey dedi ki hocam TS olarak biz bu dönemde sanayide ilgili tarafların yani güvenli üretimin malumunuz bir yığın paydaşı var. Yani bu güvenli üretimin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlamak üzere biz de sanayiye bir teklifte bulunabilir miyiz? Bir kılavuz yayınlayabilir miyiz? Yani onlara yol gösterici bir doküman oluşturabilir miyiz? Biz de bunun üzerine oturduk hızlı bir şekilde. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda almış olduğu kararları, Türkiye'de Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararları, kurumsal firmalarımızın, çok uluslu firmaların kendi kurumsal yapıları içerisinde almış oldukları tedbirleri, sendikaların iş ve iş sağlığı, iş güvenliği konusuyla ilgili yaptığı çalışmaları, var olan bizdeki standardın genel çerçevesini bir araya toplamak suretiyle bir kılavuz hazırladık. Ve bunu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun görüşüne sunduk. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da bu kılavuzumuzu kabul etti ve dedi ki burada sanayi için diyorsunuz ama gıda ile gıda dışı sektörleri birbirinden ayırmanızı tavsiye ederiz. Dolayısıyla örnek veriyorum, hassasiyetimiz gıda dışı sektörler için 90 idiyse bu gıda sektörü için 100 oldu. Yani daha hassas kriterler, daha hassas değerlendirmeler gündeme geldi. Ve burada bir kılavuzu oluşturduk ve yayınladık. Bunun da belgelendirme modelini de kendi içerisinde oluşturduk. Şimdi buradan gıda konusuna geldiğimiz zaman bizim bildiğimiz şey şu. Malumunuz biz 70'li yılların sonları, 80'li yılların başlarında Türkiye için bir sloganımız vardı. Dünyada kendi kendine yeterli 7 ülkeden birisi olduğumuzu söylüyorduk. Yani Türkiye'nin bu övündüğü bir durumdu ve hepimiz de konuyu böyle kabul ediyorduk. Ancak izleyen zaman içerisinde baktık ki tarım ve gıda bizim zannettiğimizden daha önemli. Ve bizim kendi kendine yeterliliğimiz meselesini de her geçen gün yeniden değerlendirme ihtiyacı hasıl olduk. Ve hatta işin içerisine işte tarımda yeterliliğin yanında gıda güvenliği, ürün güvenliği gibi yani özellikle gıda güvenliği meselesi yeterlilik meselesinden belki çok daha önemli bir noktaya veya onunla paralel yürüyen bir noktaya ulaştı. Biz bunun da bir şekilde farkındaydık. Ve bu konuda hazırlamış olduğumuz belgelendirme modelini de şu anda sanayimizle paylaştığımız şekliyle de devam ediyoruz. Bu arada Türk Standartları Enstitüsü 2000 yıllarının başından itibaren başladığı çalışmayı belki 2010 yılından sonra İslam Ülkeleri Standartizasyon ve Metroloji Enstitüsü bünyesinde acaba 42 İslam ülkesinin üye olduğu bir platformda acaba gıda ürünlerinde helal belgelendirme meselesiyle alakalı bir standardın oluşturulması ve İslam ülkelerinde bunun bir ortak dili olması noktasında çok büyük çabalar sarf etti. Ve bu SİMİK dediğimiz İslam Ülkeleri Standartizasyon ve Metroloji Teşkilatı'nın kabul ettiği helal belgelendirme standardına göre de helal belgelendirme işlemlerine de devam ediyor idi. Ve son yıl, yani son dönemde biliyorsunuz işte mazisi 3 yıl gibi 2 yıl gibi Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Helal Akreditasyon Kurumu da belgelendirme modelinde, helal belgelendirme modelinde TSE'nin daha önce SİMİK tarafından belirlenmiş olan ve uyguladığı bu standardı Türkiye'nin de helal belgelendirme modeli olarak kabul etti.
Ve helal akreditasyon sistemi Türkiye'de devreye girince Türk Standartları Enstitüsü bir numaralı akreditasyona sahip kuruluş oldu. Yine %100 sermayesi TSE'ye ait olan Uluslararası Sorumluluk Değerlendirme Kuruluşu İKAS'ta 2 numaralı sertifikasyona veya akreditasyonu aldı. Biz bu akreditasyonlarla şu anda Azerbaycan'da, Moldova'da, Özbekistan'da, Kıbrıs'ta, Kazakistan'da iştiraklerimiz veya doğrudan kendi adımıza şu anda helal belgelendirme faaliyetlerini Beyaz Rusya'da, Belarus'ta bir bu belgelendirme faaliyetlerini şu anda yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz. Yani sektöre şunu söylemek istiyorum. Helal belgelendirme konusunda farklı farklı uygulamalarla karşılaşabilirsiniz. İslam Ülkeleri Standartizasyon ve Metroloji Teşkilatı'nın belirlemiş olduğu standartlara ve Türkiye Helal Akreditasyon Kurumu'nun kabul ettiği standartlara uygun olarak belgelendirme yapan ve bu belgelendirme şemasından hiç taviz vermeyen belki tek kuruluş Türk Standartları Enstitüsü'dür. Bunu sizlerin bilgisine arz etmek istiyorum. Şimdi malumunuz biz Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'yla bugün bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Bu işbirliği protokolünün lütfen sadece bu güvenli üretim belgelendirmesi anlamında yapılacak bir işbirliği veya bu konuda bir farkındalık girişimi olarak düşünmeyiniz. Bizim buradaki temel yaklaşımımız şudur. 66 yıllık bir kuruluş, dünyanın bütün uluslararası standart organizasyonlarının tam üyesi, Avrupa Birliği'nin standartlarının belirlendiği masalarda masası var, yeri var. Bu üyeliklerinin karşılığında yılda yaklaşık 15 milyon lira mertebesinde üyelik aidatı ödeyen bir kuruluş ve bu standartların belirlediği yere biz sanayicimizi götürmek istiyoruz. Yani biz sanayicimizle birlikte o masalarda yan yana oturup, hatta sanayicimizin o masalarda bizi temsil etmesini temin edip, o standartların hazırlandığı masalarda etkin olmak istiyoruz. Bizim esas, yani var olan, yani bizim kurumumuzun adı Türk Standartları Enstitüsü. Yani o standart kelimesinin altını hakkıyla doldurmak istiyoruz. Yani belki bugünkü işbirliği girişimimizin yani en temel ayağı bu. Ha, onun dışında zaten biz Türk Standartları Enstitüsü'ne kanunen verilmiş olan görevler ve fiilen yaptığımız işler gereği burası sizin kurumunuz. Yani burası vatandaşın kurumu, devletin kurumu, sanayicimizin kurumu. Yani dolayısıyla hepinizin eksik olduğunu gördüğünüz ne var ise onlardan haberdar olduğumuz süre içerisinde, en kısa süre içinde de onları ikmal etmeye adayız. Onları gerçekleştirmeye adayız. Dolayısıyla ben bu toplantı çerçevesinde, ya bu vesilesiyle elbette ki bu protokolümüzün hayırlı olmasını dilemek en temel vazifemiz, en temel arzumuz. Ancak toplantının devam eden aşamasında belgelendirme merkezi başkanımız, belgelendirme merkezinden, belgelendirme faaliyetlerinden sorumlu genel sekreter yardımcımız, helal belgelendirmesi konusundaki uzman arkadaşlarımız da bu toplantıya bizi şu anda iştirak ederek dinliyorlar. Sizin var olacak sorularınızı cevaplandırabilecekler. Ama öncelikle arkadaşlarımız size bu COVID-19 sebebiyle hazırlamış olduğumuz güvenli üretim belgelendirme şemasının neler içerdiğini ve nasıl bir modelle çalıştığı konusunda bilgilendirme yapacaklar. Ben sözü daha fazla uzatmadan arkadaşlarıma bu belgelendirme modelini size anlatmalarını ve var olan sorularınızın cevaplandırılmasını, arkasından da Şemsi Başkanımın olurlarıyla hazırlamış ve mutabık kaldığımız güzel işbirliğimizin bir anda taşlandırılması anlamına gelecek protokolümüzün de bugün itibariyle imzalanmasını talep ediyorum. Bunu arz ediyorum. Bunu sizlere sunuyorum. İnşallah yakın zamanda yani belki bugün için öyle ama kısa bir süre içerisinde maskesiz, mesafesiz ama sürekli hijyeni muhafaza ederek sağlıklı günlere kavuşacağımız günlerin de
bir an önce gelmesi arzusumu sizlere iletiyorum efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Çok önemli konuların altını çizdiğiniz için, özellikle de TSE'nin gücü konusunda bir kez daha gurur duyduk sizlerle ve kurumunuzla. Hocam şu anda belgelendirme daire başkanımız mı konuşacak? İlhami Bey, İlhami Bey siz mi anlatacaksınız efendim, yoksa Ömer Bey mi? Sesinizi açar mısınız Ömer Bey? İlhan Bey sesini açamadı. Sesle ilgili problem oldu. Şu anda açtım. Saygıdeğer başkanlarım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi belgelenme merkezi olarak Türkistan Teneffüsü adına saygıyla selamlıyorum. İlhan Bey, Sayın Genel Sekreter Yardımcım sesini açamadı herhalde. Ben şu an izah etmeye çalışacağım başkanım. Saygıdeğer katılımcılar, Sayın Başkanımızın da ifade ettikleri üzere COVID-19 salgını sonrasında Sayın Bakanımızın talimatı ve himayelerinde biz COVID-19 belgelendirme faaliyetleriyle ilgili detaylı bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuzu tüm tarafların kullanımına arz ettik. Kuruluşlarımız bu kılavuz doğrultusunda kendi öz değerlendirmelerini yapmak suretiyle enstitümüze belge başvurusunda bulundular. Şu ana kadar 3 haftalık dönemde yaklaşık 340-350 kadar kuruluşumuzun başvurusunu aldık. Bunun 200 kadarının belgelendirme faaliyetini tamamladık. Sayın Başkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu bu kılavuzla biz bir üretim tesisinde, bir kuruluşta nelerin yapılmış olduğunu, nasıl tedbirlerin alınmış olduğunu, bunları bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu olarak görüp kuruluşlarımızın bu almış olduğu tedbirlerle ilgili çalışmalarını bir belgeyle tüm taraflara arz etmek niyetiyle programımızı oluşturduk. Mayıs ayının ortasından beri yapmış olduğumuz bu belgelendirme faaliyeti içerisinde çok büyük bir teveccüh alan bu kılavuzumuzun, bu rehber dokümanımızın kuruluşlarımız tarafından hassasiyetle uygulandığını görmekten de büyük mutluluk duyduk. Enstitü başkanlarımızdan Tahir Bey bu alanda yine ilklerden birini gerçekleştirerek ilk belgeyi alma konusunda da enstitümüzle ilk temasa geçen kuruluşlardan biri oldu Elvacizade olarak. Biz de belgelendirmesini gerçekleştirdik. Şimdi çok fazla uzatmadan bu rehberin içerisinde neler var? Biz kuruluşlarımızın bu dünyayı saran felaketle ilgili üretimlerini aksatmadan devam ettirebilmeleri için ne tür tedbirler almaları gerektiği konusundaki çalışmamızda şunları ön plana çıkardık. Öncelikli olarak pandemik COVID-19'un bulaş özellikleri neler? Bunların rehberimizin içerisinde tanımlanmasını sağladık. Bulaş yolları, inkübasyon ve enfeksiyon periyodu, bulaşın gerçekleşmesini engellemek adına ne tür önlemler alınacağının rehber içerisinde detaylı tanımlamalarını, açıklamalarını yerleştirdik. Daha sonra koruma ve kontrol önlemlerini rehberimizin bir parçası haline getirdik. Standart enfeksiyon kontrol önlemleri, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlaması yapılmasını temin ettik. Burada az önce Sayın Başkanımın da zikrettikleri üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün, ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu önemli değerleri biz rehberimizin içerisine yerleştirdik. Bulaş bazlı önlemlerde temel korunması gereken unsurun insan unsuru olduğunu, kuruluşlarımızın öncelikli çalışanları, sonra bu kurum ve kuruluşlarımızdan hizmet alan diğer tarafların, tedarikçilerin, müşterilerin ve hepsinden önemlisi tüketicilerimizin nasıl korunması gerektiğiyle ilgili
bütün detayları rehberimizin içerisine yerleştirdik. Daha sonra uygulamaya yönelik tedbirlerin nasıl alınması gerektiğiyle ilgili detaylara yer verdik. Fiziki mesafe, hijyen, çalışma süreci içerisinde bulaşın önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler yine rehberimizin uygulamaya yönelik önlemler başlığı altında yer aldı. Tabii bütün bunları yaparken bu tür işletmelerimizde, sanayi kuruluşlarımızda öncelikli olarak insanı korumak istedik. Bu insanı korurken de öncelikli hedefimiz çalışanlarımızın, bizden hizmet alacakların, üçüncü tarafların temas halinde olacağımız tüm ilgili kişi ve kuruluşlarımızın bu konuda eğitim alması, eğitimli olması, yapılacak tedbir çalışmalarına eğitimli olarak katılmasını temin etmek üzere kuruluşlarımızın çalışanlarına ve üçüncü taraflara verebileceği eğitimlerin neler olacağı, hangi alanlarda eğitim faaliyeti gerçekleştireceklerini rehberimizin içerisine koyduk. Tabii ki işletmelerimizin bir işletme süreci içerisinde ortaya çıkaracağı atıklar söz konusu. Bu atıkların nasıl bertaraf edileceği, bu atıkların nasıl toplanacağı, doğru bir metotla atık yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği rehberimizin bir bölümünü oluşturdu. Önemli bir alan sosyal ve ortak kullanım alanlarında nasıl bir davranış içerisinde olacağız işletmelerimizde üretimi gerçekleştirirken. İşletme girişinden güvenliğine, danışmasına, bekleme salonlarına, restoran ve yemekhanelere, üretim alanlarına, ofislere ne tür tedbirler alacağını işletmelerimizin, rehberimizin içerisinde örnek uygulamalarla tercih ettik. İbadethaneler, varsa kullanılacak asansörler, işletmenin kullanacağı hizmet araçları, faaliyetin gereği yapılacak olan seyahatlerdeki uyulması gereken kurallar, servis hizmetleri varsa personel servislerinde nasıl bir tedbir alınacağı, tuvalet ve lavabolar, soyunma odalarımız, misafirhane, yemekhane varsa bunlarda nasıl davranacağımız, buradaki mesafe ve kontrol önlemlerinin nasıl ayarlanacağına yönelik çalışmaları yine rehberimizin içerisinde önemli bir bölüm olarak detaylıca ortaya koyduk. Az önce Sayın Başkanımızın ifade ettikleri üzere virüsün şu an bir ilacı, bir aşısı ne yazık ki yok ama en önemli tedbirin, virüsten kurtulmanın en önemli tedbirinin temizlik olduğunu artık dünyada herkes öğrenmiş bulunuyor. Temizlik kurallarını nasıl eksiksiz yerine getireceğimiz yine rehber dokümanımızın önemli bir bölümünü oluşturdu. Burada kullandığımız, işimizin gereği kullandığımız alet edevatımızdan ofis malzemelerine kadar, elektronik cihazlarımıza kadar temizlik yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bunların hangi tür temizlik ürünleriyle temizlenebileceğine kadar örnek çalışmalarla rehberimizde bunları detaylandırdık. Bir önemli başlığımızda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenlik kurallarına uyarak gerekli ekipmanları kullanarak üretim hizmetini, üretim faaliyetini gerçekleştirmesiydi. Bunu da yine personelimizin maske çok ön plana çıktı. Maske kullanımı, doğru maske kullanımı ve bu maskeyle çalışma şartlarının belirlenmesi, personelin iş gereği giymekte olduğu giysilerinin nasıl ve ne şekilde belirleneceği, ihtiyaç varsa tek kullanımlık eldivenlerin nasıl kullanılacağı, yine işin gereği göz koruyucusu ihtiyacı varsa bu göz koruyucu ve siperliklerin hangi şartlarda ve nasıl tercih edileceği, nasıl kullanılacağına yönelik tüm detaylar rehberimizde yer aldı. Bu rehberimizde yer alan başlıklarını saymış olduğum bu hususların üretim tesislerimizde, işletmelerimizde doğru bir şekilde uygulanabilmesini teminen belgelendirme şemamızı oluşturduk. Bu belgelendirme şemamızın içerisinde denetlemeyi gerçekleştirecek uzmanlarımızın hem
öz değerlendirme formuyla masa başında kuruluşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları, hem de bizzat sahada üretim tesisimizi ziyareti sırasında nelere dikkat edileceği, bu rehberin içerisinde yer alan hususların eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini ortaya koyduğumuz bir soru listesi oluşturduk. Gelen uzmanlarımız kuruluşlarda bu soru listesiyle alınması gereken tedbirlere hangi ölçüde uyulduğunu kayıt altına alarak raporlamakta. Başvuran kuruluşlarımızın, belge talep eden kuruluşlarımızın kurallara uyduğu enstitümüz uzmanlarınca denetleyicilerimiz tarafından gerçekleştirilmesini müteakip belgelendirme faaliyetini yerine getirip tamamlıyoruz. Bir komite marifetiyle son karar verici, gözden geçirici arkadaşlarımızın değerlendirmesinin sonunda da kuruluşlarımızın COVID-19 rehberimize uygun gerekli tedbirleri aldığını kayıt altına alarak da belgelendirme faaliyetini tamamlamaktayız. Yapılan COVID-19 güvenli üretim belgelendirme sürecindeki rehberimiz ve yol haritamızla ilgili çok genel çerçeveyi bu şekilde sizlere ifade edebilirim. Konuyla ilgili başka arzu edilen hususlar var ise onları da yine detaylandırabiliriz. Enstitü Başkanımızın bahsettiği üzere sadece COVID-19'a yönelik değil elbette ki bizim federasyonumuzla yapacağımız bundan sonraki süreçteki çalışmalarımız hem ürün belgelendirme faaliyeti, bildiğimiz klasik Türk standartlarına uygunluk belgelendirme faaliyetleri, hem helal belgelendirme faaliyetleri, hem de yine yönetim sistemlerimizin diğer unsurları, gıda güvenliği yönetim sistemi, FSSC belgelendirme faaliyetlerimiz, tabii hepsinden de çok önemlisi şu anda en üst seviyeye çıkmış olan hijyen ve sanitasyon yönetim sistemimiz, tüm gıda üreticilerimizin, tüm sanayicilerimizin enstitümüz tarafından belgelendirme faaliyetiyle hizmetlerini arz ettiği hususlar, bunlarda da gelecek her türlü talebe en hızlı şekilde, enstitümüze yakışır bir şekilde, ülkemize yakışır bir şekilde cevap vermeye hazırız. Arz ediyorum efendim. Saygıdeğer başkanlarım, değerli hazirun, Ömer Bey herhalde bir tavassutta bulunarak oturum yöneticisini federasyondan ayarlamış, benim sesimi oradan kıstırmış. O yüzden bilgi veremedim. Sonra bu problemi hallettik. Ama benim söyleyeceğim de hazırlığı yaparken sayın değerli merkez başkanımızın sunumu yapacağı yönündeydi. Saygılar sunuyorum tekrar. Ya ben salondan ve katılımcılardan gerçekten çok özür diliyorum. Bu teknik konu neden böyle bir sorun yaşıyoruz? Ben tüm programlarımızda otomatik herkesin sesini kapatmayı çok antidemokratik bulduğum için katılımcılarımızdan rica ediyorum seslerini kapalı tutmalarını. Dolayısıyla hakikaten bizim bir kabahatimiz yok. Bu ya internet bağlantısı ya da Zoom'un bir azizliğidir. Tekrar özür diliyorum yine de İlhami Başkanım. Kendiniz açacaksınız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e verdiği bilgiler için. Şimdi ben Adem Hocam müsaade ederseniz Tahir Başkanımıza bir söz vereceğim. Konuyla ilgili o da bir paylaşımda bulunmak ister hazuruna. Tahir Başkanım sesinizi açar mısınız? Yine beni Tahir Başkan düşmüş. Sayın Genel Sekreter Mülkün Hanım, benim sesim açık diye söyleyeceğim. Sesi biz kendi bilgisayarlarımızdan ne yazık ki kontrol edemiyoruz zaman zaman. Belki öyle bir teknik arıza veya teknik sorun yaşanıyor olabilir. Ya evet, sizin bağlantı ayarlarınızla ilgili olabilir Ömer Bey. Çok birkaç arkadaştan daha benzer bir sitemi ve ricayı aldık ama İnanın kumanda masasında müdahale ederek çözebileceğimiz bir şey yok elimizin altında. Açıldı, tamam. Tahir Bey bağlandı herhalde. Buyurun başkanım. Öncelikle teşekkür ederim Hüsnü Hanım. Gıda Denetleri'nin Federasyonu kıymetli başkanı, Türk Standartlar Enstitüsü'nün değerli başkanı, hem İçecek Sanayi Meclisi'nin kıymetli başkanı Feyyan Hanım, Gıda Meclisi'nin TOB'un sektör başkanı Necdet Bey, Nevzat Hocam, bizi dostlar, Tarık Bey, hepinizi
saygıda sevgiyle selamlıyorum. İçişler Yağ Sanayici Derneği adına kıymetli hazırın. Nezat Hocam, hürmetler. Ben de kıymetli Adem Hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Ömer Bey'e, İlhami Bey'e ve bütün Türk Standartları ekibine verdikleri destekten dolayı. İki şeyin altını çizmek istiyorum. Onu sohbet başlamadan önce de konuşmuştuk. Bu belgelendirmede benim de hocamın teşekkür ettiği gibi bir süre, 3 yıla yakın bir süreç ben de Türk Standartları Yönetim Kurulu'nda bulundum. Onun 2 yılında da Türk Akın Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundum. Şöyle bir çok hazin ve acı bir durum var ki aslında bunun bir sebebi de biziz sanayici olarak diye düşünüyorum. Önüne gelen belgelendirme yapıyor. Bu çok yanlış bir şey. Arkadaşlarımız biliyor ki bütün başkanlarımız da öyle geldi. Türk Standartlar Enstitüsü her zaman keyfiyetli belge verdi. Bizim arkadaşlarımız şunu veriyor, biliyorlar ki Türk Standartlar Enstitüsü'nün verdiği belgeler işletilebilen, kurumlar tarafından yönetilebildiği, görülebilen belgelerdir. Sokaktan çantacının verdiği belgeler değildir. O nedenle mutlak surette her zaman milli kuruluşumuz TSE'nin belgelendirmesini tercih etmeliyiz. Bu olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bunun altını çizmek istiyorum ve biz o dışarıdaki çantacı tabir ettiğimiz işte sosyal medyada şu fiyata şöyle belge verilir diyenlere asla itibar etmemeliyiz. Tabii burada TÜRKAK'a çok büyük görev düşüyor. Kıymetli Başkanım Adem Hocam çok iyi bilirler, müsteşarımız. Onun da emri altındaydı TÜRKAK müsteşarken. Orada çok dikkatli hareket edilmeli ve akreditasyon kurumları gerçekten hak edene akredite olabilmeli. Bunun altını özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii TSE'miz de bu konuda mücadele etmeli. Bu dışarıdaki çantacıya fırsat vermemeli. Diğer bir konu, kıymetli başkanımız da bahsettiler Adem Bey. Ben de sohbet başlamadan önce bahsetmiştim. Hocamın da buyurduğu gibi Türk Standartlar Enstitüsü gerçekten güçlüyse biz Türk İş Alemi güçlüyüz. Birlikte beraber büyüyüp ve birlikte beraber bunun rahmet ve bereketini yaşamalıyız. Ve büyük bir şans var. Türk Standartlar Enstitüsü Avrupa Standartlar Teşkilatı'nın tam üyesidir. Hocamın buyurduğu gibi biz sanayicilerin standartlarımızla ilgili Avrupa Birliği komitelerinde yer alma zorunluluğumuz var. Ne olur bunun altında zaten başkanımız, özellikle Odalar Birliği Başkanımız, Sayın Bakanımız Varak Bey her fırsatta söylüyor. Bizim gelişmemiz o standartlar oluşurken orada o masada bulunabiliyor olmamız lazım. Bunun yolunda her zaman TSE yardımcı oluyor. O konuyu da hatırlatmak istedim. Orada olursak standart hazırlanırken bizim de kararımız orada olmuş olacak. Ben İkran Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin hayırlı vesile olmasını diliyorum. Kıymetli Adem Hocam'ın başkanlığında TSE'mize, bütün ekibe sağlıkla, afiyetle başarılar diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şemsi Başkanım'a çok teşekkür ederim. İkran Hanım'la birlikte, özellikle İkran Hanım, sizin emeğiniz çok büyük. Böyle fırsatı sunduğunuz, hazırladığınız için. Özellikle bu süreçte gerçekten belki en güçlü sivil toplum örgütü olarak inanılmaz bir şekilde video konferanslarla, Zoom'la inanılmaz Gıda Dernekleri Federasyonu olarak katkı sağladınız bütün gıda derneklerine, hepsine. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, sağlık, afiyetle, hayırlı bereketli işlerle güzel günler diliyorum. Hürmetler ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Adem Hocam buyurunuz efendim, sözü tekrar size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık yani iki şey arzu eder misiniz? Bugün imzalayacağımız bu protokolün belgelendirme merkezi başkanımız başlıklarından bahsetti ama tekraren yani kapsamı hakkında size bir genel bilgi arz etsinler mi? Yani bu şu başlıklarda işbirliği yapmamızı düzenliyor diye birincisi. İkincisi de yani şöyle bir şey arzu eder misiniz? Diyelim ki federasyonumuza ve derneklerimize bağlı bir üretici kuruluşumuz bu belgelendirmeden istifade etmek isteyerek TSE'ye başvurduğu zaman biz ne yapıyoruz? Yani süreç nasıl işliyor? Bu süreç hakkında da bilgi eğer arzu ederseniz bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Üçüncüsü de şöyle bir şey var başkanım. Şimdi bunlar malumunuz statik dokümanlar değil. Yani diyelim ki Mayıs ayında biz bunu hazırladığımızda
Bu süreçle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bizim bilim kurulumuzun koyduğu kurallar zaman içerisinde bazıları gevşeyebilirken bazıları da daha da sıkı hale gelebiliyor. Hem toplumun genelinde hem işletmenin içerisinde. Dolayısıyla bu belgelendirmeyi bir defa yapmak da yetmiyor. Yani bizim bir anlamda bu süreci çok dinamik olarak gözlememiz gerekiyor ve aramızdaki bu iletişimi sürekli olarak da canlı tutmamız icap ediyor. Yani bu statik bir belge değil. Yani onu arz etmek istiyorum sizlere. Ömer Bey, eğer uygun görürseniz bu işbirliği protokolümüzün, yani yine başlıklarını biraz malumun ilanı gibi olacak ama yani yine de üyelerin, bugünkü katılımcıların bilmesinde fayda var. Gerçekten çok önemli bir şeye adım atıyoruz. Yani bunun altını eğer doldurabilirsek, yani biz layıkı veçile Gıda Dernekleri Federasyonu ile TSE bu yaptığımız protokolün altını gerçekten eylemle doldurabilirsek ciddi hizmet etmiş olacağız. Yani hem TSE'nin gücüne güç katmış olacağız, hem sanayinin gücüne ve rekabet gücüne güç katmış olacağız. Buyurun Ömer Bey. Sayın Başkanım, bugün itibariyle taslağını oluşturup sizlere arz etmiş olduğumuz Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonumuzun da onayına sunarak olumlu görüşlerini almış olduğumuz protokolümüzün amaç maddesini aynen şöyle ifade ettik. Ülkemiz kalite altyapısının güçlendirilmesi, sanayi kuruluşlarımız ile bilgi paylaşımının arttırılması ve teknik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu arasında standartizasyon, eğitim, uygunluk değerlendirme, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması ve bunların gerçekleştirilmesi için bir protokol yapılması şeklinde tanımladık. İşbirliği alanlarımızı yine protokolümüzün içerisinde detaylandırmaya çalıştık Sayın Başkanım. İlk madde standartizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımının teşvikini yapmak ve sektörün ihtiyacı olan alanlarda ve konularda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu standartizasyon çalışmaları içinde aktif yer almalı, belirli gün ve haftalarda ortak panel, seminer ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilir. Burada bir durur musunuz Ömer Bey? Tabii ki başkanım. Şimdi bakın efendim. Bizim söylemek istediğimiz şey şu. Türk Standartları Enstitüsü'nün faaliyet gösterdiği bütün alanlarda birlikte olalım. Yani bizim söylemeye çalıştığımız, yani bütün o lafların yani şeyi bu, çerçevesi bu. Bu ne demek? Şimdi örnek veriyorum. Bizim bir gıda sanayicimiz bir ürün üretiyor. Ürettiği ürünü de diyelim ki sadece iç piyasada satıyor. Biz tüketiciye bu ürünün varsa ilgili standardı o standardına uygun olarak üretildiğini ve belgelendirdiğini söyleyebilmeliyiz. Bu tüketiciye karşı görevimiz, bu üreticiye karşı görevimiz, bu ayrıca kurumsal görevimiz. İki, diyelim ki bizim gıda sanayicimiz bir ürün üretiyor. Fakat bu ürünün Avrupa Birliği'nde veya dünyada bir standardı var. Ve o standarttan haberi yok. Bize sorduğu zaman bunu temin etmesini ve bunu öğrenmesini sağlayabilmeliyiz. Diyelim ki bizim sanayicimiz bir ürün üretiyor. O ürünün var olan standardını revize eden bir çalışma var Avrupa'da. Bundan haberdar olup onu buna bu sürecin içerisine katabilmeliyiz. Veya bizim gıda üreticimiz bir ürün üretiyor, bir standardı yok ama Avrupa'da hazırlık çalışması var. Bundan haberdar edip bunu yapabilmeliyiz. Ve nihayet bizim gıda üreticimiz belgeli veya belgesiz bir ürün üretmiş, ihraç edecek, müşterisi de hazır. Diyor ki ben bu ürünü ürettim. Örnek veriyorum, efendim Tunus'a satmak istiyorum veya Almanya'ya satmak istiyorum. Sorduğunda biz ona
Kardeşim sen bu ürünü bu ülkeye satabilmen için o ülke bu üründe şu şu standartları arar, şu şu belgeleri arar. Bu belgelerin yoksa bu belgelerini mutlaka temin etmelisin. Ha üretici de bize sorduğunda peki ben bunları temin etmek istiyorum. TSE olarak siz bunu yapabilir misiniz? Efendim biz bunun var olduğunu biliyoruz ama bunu yapamıyoruz. Senin bunu Avrupa'da bir yerden yapman lazım da dememeliyiz. Yani bizim de kendi altyapımızı yurt içinde bu ihtiyacı karşılayacak hale getirmemiz lazım. Belki biraz yani ayrıntıya girmiş gibiyim ama yani bizim esas şu andaki temel problemimiz bu. Yani efendim bakın dünyada uluslararası ticaretin %80'i gelişmiş ülkeler arasındaki uluslararası ticaretin %80'i doğrudan standartlardan etkileniyor. Yani bu ticarete standartlar yön veriyor. Dolayısıyla bizim sanayicimiz eğer dünya firması olmak ve dünyada rekabet gücü kazanmak istiyorsa bu standartlarla tanımlanmış olan alanından haberdar olması lazım. Bu konuda görevli kuruluş olan kamu kuruluşu da onu bu konuda yönlendirmesi, haberdar etmesi, sorumluluk alması, kendisini hazırlaması ve dışarıya bağımlı olmaktan kurtarması lazım. Yani ve bu konudaki ciddiyeti de toplumun gündemine, sürekli kamuoyunun gündemine getirmesi lazım. Onun için ben arkadaşlarla ve özellikle değerli genel sekreterimiz İkbir Hanım'la bu protokol öncesi yani müzakereyi yaparken dedim ki yani böyle dar bir kalıpta tutmayın. Yani TSE Türkiye gıda sanayiyle kol kola yürümek istiyor. Bunu sağlayacak olan neyse bunu yapalım. Sonra da bunun altını tek tek projelerle dolduralım. Yani bunun altını doldurmak dediğim gibi bizim inanmamıza, bizim becerimize, bizim vizyonumuza, bizim kararlılığımıza, bizim duyarlılığımıza bağlı. Bize bağlı bunun altını doldurmak. O bakımdan ben yani burada bulunan değerli hazirunun bu manada çok önemli bir rehberlik görevi üstleneceğini ve bu rehberlik görevinin de bizi çok önemli yerlere getireceğini düşünüyorum. Kıymetli hocam orada bir katkı vermek isterim müsaade ederseniz. Çünkü tabii. Verdiğiniz mesajlar hakikaten çok önemli. Türkiye yıllardır özellikle gıda ve içecek sektörü hem uluslararası kendini prestijli zanneden hem de ülkemizde kendine göre kendini işte belgelendirme kuruluşu ilan eden birçok kurumun maalesef oyuncağı edilmiştir. Bunu ihracatta da iç piyasada da zaman zaman yaşıyoruz. O yüzden TGDF Sayın Başkanımın talimatıdır zaten tüm gücümüzle bu çalışmanın altını doldurmak üzere sektörümüz emrinizde Sayın Başkanım. Bir nokta önemli. Nevzat Artık Hocam der ki, yazdı. TSE ve ISO çalışmaları birlikte yürütülmeli. Evet, ISO standartlarında da bazen biliyorsunuz sorun olabiliyor. Kıymetli hocalarımız burada da her zaman zaten bizim danıştığımız, sizlerin de kurullarında yer alan hocalarımız aynı zamanda. Tabii ki. Adına. Yani biz göreve hazırız ve gönüllüyüz. Var gücümüzle de çalışacağız Sayın Başkanım. Ondan emin olunuz lütfen. Şimdi efendim, şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık devlet politikamız haline gelmiş bir sloganımız var. Yani biz yerli ve milli sanayimizin rekabet gücünü artırmak gibi bir hedefin arkasından koşuyoruz. Ve bizim başka bir hedefimiz var. Biz dünyanın 10 büyük ülkesinden, 10 büyük ekonomisinden birisi olmak istiyoruz. Üretmeden nasıl olacağız? Yani ve bu ürettiğimizi standarda uygun üretmezsek nasıl olacağız? Yani şimdi malumunuz Nevzat Artık Hocam yani bu konuda çok değerli hizmetleri olan bir hocamız. Ya bizim de TSE'nin bu çalışmalarında bize de ciddi destekler sağlıyor. Ama sonuçta gıda sanayinin gözünü, yani biz şunu bir defa tarımı doğal olarak köylünün mesleği olmaktan çıkararak
zincirleri yeniden dizmek zorundayız. Evet. Yani bizim başka problemlerimiz var. Yani dolayısıyla bu sadece sadece bir halka üzerinden konuşacağımız bir mevzu değil. Yani burada bulunan hazirunun arasında benim gıdadan çok da fazla konuşmam belki haddini aşmak olur. Ama yani neticede biz de bunlara bir miktar işte kafa yoruyoruz. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani ne olur bize bizim size anlattıklarımızı siz ciddiye alın. Sizin bize verdiğiniz siparişleri biz ciddiye alalım. Mesaj alınmıştır Sayın Başkanım. Şemsi Bey, sesinizi açar mısınız? Başkanım, sesiniz kapalı. Şemsi Bey hamsileri hatırlatacak diye mikrofonu sürekli kapalı tutuyor. Şemsi Başkanımın sesi... Duymadı, gitti. Yok, sesi açması için asistanını çağırmaya gitti. Açtınız mı başkanım sesinizi? Açamadı. Başkanım. Safiye gelmedi mi yanınıza? Ses geliyor mu? Şimdi başkanım siz hiç kapatmayın sesini. Evet tamam. Adem hocam şimdi içimde bir şey var, ukde var. Bu konuşmanın içerisinde de söyledik. Çok güzel standartlardan bahsettik. Sizin sadece TSE özelliğiniz yok. Sanayi Bakanlığı'nda da müsteşar olarak görev aldınız. Türkiye'de bence yaptığımız çok büyük bir yanlış oldu. Bu helal sertifikası konusunda helal kelimesinin bu sertifikalarla çok sulandırıldığını ve bu sertifikasyon konusunun çok istismar olduğu konusu bende kaldı. Bu ta bu yeni bir gündem değil. Hatta seneler evvel bizim federasyonun yönetim kuruluna geldi. Biz bir koşer belgesi vermek için bile elin hahamları geliyor ta İsrail'den buraya fabrikalara giriyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Kendilerince yani kendi değerlerince o koşerin altını doldurmaya çalışıyorlar. Ama bizim maalesef irade bu işe çok yanlış çanak tuttu. Sizden ricam haseten bu helal sertifikasını kim veriyorsa, hangi birimler, hangi kurum ve kuruluşlar bu işin paydaşıysa bu süreçleri sil baştan yeniden gözden geçirmeleri lazım. Biz vatandaşa hani diyoruz ki tüketici gıda güvenliği diyoruz, biz bu protokolle altını doldurmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan devletimizin ilgili birimleri bazı firmalara, bazı kendince akredite ettiği kuruluşlara bu helal belgesini verecek kadar işi biraz hafif tutuyorlar. Ben hani sen de bilirsin sözünü esirgemezsin. Bu konuyu ben burada ilgili paydaşların da bir sesi olmak istiyorum. Yani biz Türkiye değil dünyaya bu malı ihraç ediyoruz, vatandaşımıza veriyoruz. Bu süreçlerin nasıl bir standarda oluşacak, bu belgeleri kim düzenleyecek, kimin yetkisinde olacak, TSE bu işin neresinde onu da bilmiyorum. Ama bu konuyla ilgili maalesef bu süreci iyi yönetemediğimizi, bu işi parayı veren adı helal sertifikası olan sertifika aldığını çok müşahede ettik. Bu bizim içimizde kalan bir yara oldu sektör olarak. Yani biz Müslüman bir ülkeyiz diyoruz, elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama bir helal sertifikasını düzenleyemeyecek kadar bir maalesef zayıf bir irade gösterdik. Bu da benim içimde kaldı, onu da bu toplantı vesilesiyle arz etmiş oluyorum. Şimdi başkanım, Türkiye'de helal akreditasyon kurumu kurulduktan sonra şu anda sistemin akreditasyon anlamında yani kimin belgelendirme yapacağını belirleme konusunda artık sistemin bir sahibi var. Yani TÜRKAK gibi, yani Türk Akreditasyon Kurumu gibi sadece helal alanında akreditasyon sağlayacak olan bir kurumumuz var. Bu kurum İslam Ülkeleri Standartizasyon ve Metroloji Teşkilatı'nın benimsediği, kabul ettiği helal standardını Türkiye'nin helal standardı olarak kabul etti. Ve bu standarda göre belgelendirme yapmak üzere de Türk Standartları Enstitüsü'nü bir numaralı kuruluş olarak akredite etti. Yani doğru adres TSE. Şimdi birincisi bu. İkincisi,
Biz tabii burada bu işin geçmişinde Helal Akreditasyon Kurumu'nu kuruncaya kadar, yani bu sistemi olgunlaştırıncaya kadar, yani neler yaşadığımızı bu toplantı vesilesiyle konuşmamız çok da doğru olmaz. Siz bunu biliyorsunuz. Yani ama bugün itibariyle bir kurumumuz var, standardımız var, akreditasyon modelimiz var ve akredite olmuş milli kuruluşumuz var. Biz belki bu aşamadan sonra şunu yapabiliriz. Mesela Helal Akreditasyon Kurumu'yla biz, yani kardeş kuruluş, yani böyle bizi akredite eden kuruluş ama biz gerçekten çok yakın çalışıyoruz Helal Akreditasyon Kurumu'yla. Onlara diyebiliriz ki, ya hayat biraz normalleştikten sonra, mesela kuruluşunun 3. yılında Türkiye'de helal akreditasyon sisteminin değerlendirilmesi gibi vesaire bir çalıştay yapabiliriz. Bir böyle bir toplantı organize edebiliriz. Yani biz Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduktan sonra ne yaptık? Toplum buna ne kadar itibar etti? Kaç tane kuruluşu akredite ettik? Benim bildiğim Türkiye'den ve dünyadan 50'nin üzerinde kuruluş helal belgelendirmesi yapmak üzere Helal Akreditasyon Kurumu'na başvurdu. Bizim belgeyi aldığımız zaman 20 kuruluşun başvurusu vardı. Şu anda herhalde 50'yi geçmiştir. Yani onların adına, hani konuşmak adına değil de bilgilendirmek adına söylüyorum bunu. Ama yani sizin sorunuzun şöyle bir cevabı, evet geçmişte sizin üzen, sizin içinizde ukde olarak kalan ve ifade etmek istediğiniz bazı hususlar olabilir. Ama ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizle birlikte Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. İslam ülkeleri standartizasyon ve metroloji teşkilatı tarafından kabul edilmiş olan helal standardını standart olarak kabul etmiştir. Buna uygun belgelendirme yapacak kuruluşları da akredite etmeye başlamıştır. Bir numaralı akreditasyonu da Türk Standartları Enstitüsü'ne vermiştir. Başkanım, Çalıştay fikri, yani bu tabii bu bilgileri aktardınız ama yani bu kamuoyu vicdanı, sektör vicdanı konusunu mütmin olmak için bir Çalıştay'la orada bu sistemin işleyişi, çünkü bu işin derinliğinde fıkıhi bilgiler var, sistemin işleyişi var, çok tereddütler var. Yani bu konularda bizde üzerine düşen bir yapımız var sektör. Bak, geleneksel. İtnur Hanım, bir söz alabilir miyim? İtnur Hanım. İtnur Hanım. İtnur Hanım. Necdet Bey bir şey soracakmış İtnur Hanım. Buyurun, buyurun Necdet Bey, buyurun. İtnur Hanım, şimdi sayın başkanlar, sayın başkanlar. Şimdi TSE'nin yapısal olarak bir sorunu var. Kendine özgün, değişen süreç içerisinde kendini tanımlama itibariyle tam tanımını yapamadı. Şimdi bakınız, ben 1982 yılında Çikolata Standı hazırlanmasında raportör olarak çalıştım. Gerçi iki senede çıkarttık o zamanın siyah yapısı itibariyle ama şuraya vardık. Yani o zaman bizim süreç içerisinde TSE'nin uhdesinde olan kontrol olan şeylerin bir kısmı şimdi kodekse giriyor. Dolayısıyla biz TSE'nin konumunu, hatta TSE'nin görev olarak edindiği birçok şeyi başka devlet kuruluşları da yapıyor. Yani burada anlayamadığı, anlamakta zor görev tariflerinin biraz flu olduğu bir yapı var. Sayın Başkan'dan bu konuyu bir kısal olarak gün geçirmesi, devlet kurum ve kuruluşlarının kapsamlı olarak belirlenmesi TSE'nin özgün yeri olduğu olacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Adem Hocam, programımızın kapanmasına birkaç dakikamız kaldı. Biz son sözü size verelim. Ben bir söz alabilirim İktir Hanım, hemen iki kelimeyle izin verirseniz. Estağfurullah, buyurun başkanım. Allah razı olsun. Kıymetli başkanlarım, Adem Hocam ve Şemsi Bey, Şemsi Başkan, benim istirhamım şu. Bu protokolün en önemli özelliğinden bir tanesi, Adem Başkanım çok iyi biliyorsunuz zaten halinizde. Bizim içimizde öyle güçlü firmalar var ki burada, ülkelerimiz, Sütaş'ımız, çok güçlü firmalarımız var. İşte Yaşar Holding var. Bu komitelerde bence TGDF ve TSE bizim Avrupa'daki standartlar teşkilatları komitelere nasıl girer, kim aracılık eder, ne yapar, onunla ilgili bir yerleşmeyiz olmalı. Yani ne bileyim, yağ sanayiciler derneğinde bana düşen de ben hazırım ama genel sekreterim, ama dışarıdan göndereceğim akademisyen kimse o komitede yer alsın. Masrafların her şeyini ben karşılayacağım. Zaten öyle olmak zorunda biliyorsunuz. Ama asıl bu işi burada yapalım. Asıl örnekliği bu federasyonla
Türkiye'ye örnek olalım başkanım. Biliyorsun Rıfat Başkan da çok istedi. Defaatle söyledi, her toplantıda söylüyor. Bence bu işbirliği bunda çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Zaten Adem Hocam'la bizim de istişare ettiğimiz protokol öncesi çok güçlü bir işbirliğiydi. Değil mi saygıdeğer hocam? Evet. Bu mevcut sorunların çözümüne yönelik bu protokolle birlikte hem de geleceği daha güçlü kucaklamak adına. Bakın bugün helal diyoruz. Kısa bir süre önce karşımıza COVID çıktı. Birileri kendilerince sürdürülebilir üretim yaptığınıza dair belgeler satıyor. Ben sanayicinin de artık bir takım şeyleri idrak ettiğinin farkındayım hocam. Buyurunuz lütfen. Kapanış konuşmasını yapmak üzere son sözü size bırakıyoruz. Evet. Efendim ben ve arkadaşlarım burada dile getirilen hususlarla ilgili en azından gerekli çalışmaları yapmak üzere siparişi aldık. Tahir Başkanımın bahsettiği konu biz Odalar Birliği ile de bir ortak çalışma içindeyiz. Sektör meclislerinin ilgili standartizasyon çalışmalarında yani ayna komitelerde yer almasını teminen orada bir çalışma yürütüyoruz ve yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Şimdi bizim elimizde iki tane konu var şu anda. Önemli iki konu var. Bunlardan bir tanesi bugün konuştuğumuz konuyla alakalı. Bir tanesi de bir miktar Necdet Bey'in uyarısıyla alakalı. Şimdi bir projemiz var. Standart hazırlama faaliyetlerinin bir portal üzerinden yapılabilmesini teminen bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Az bir zaman kaldı tamamlanmasına, yazılımı vesaire bitiyor. Yani artık yüz yüze olmadan da teknik komiteleri aynı masa etrafında toplamadan da bu ayna komitelere veya standart hazırlama faaliyetlerine ilişkin yeni bir portal oluşturacağız. Bu işe bir miktar hız katacak diye düşünüyoruz. Birincisi. İkincisi de şimdi İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan TSE'nin kurumsal yapısının Avrupa'daki rakipleriyle karşılaştırılması ve kapasite güçlendirilmesiyle alakalı bir fon temin ettik. Orada da yani TSE'nin bu bahsettiğiniz ihtiyaçlara cevap verecek olan kurumsal yapıya kavuşması noktasında da bir yapısal dönüşüm programı üzerinde çalışıyoruz. Şayet bu ikisini hedeflediğimiz süre içerisinde tamamlayabilir ve ikinci kısmıyla ilgili de bir şekilde yasa yapıcıları ikna edebilirsek sanıyorum TSE 1-2 yıl içerisinde daha rekabetçi bir noktaya taşınacak. Ama ben şunu öğrendim efendim. Büyük şeyler bir anda büyük olmuyor. Ama küçük şeyleri alışkanlık haline getirir. Küçük küçük yapmaya başlarsanız bir süre sonra büyük şeyler yapmaya başladığınızı görüyorsunuz. Biz bu protokolü imzaladıktan sonra şunu demeliyiz bir ay sonra. TSE ile TGDF imzaladıkları protokol çerçevesinde şöyle bir işi hayata geçirdiler. İkinci ayda şöyle bir şeyi hayata geçirdiler. Dolayısıyla ben Belgelendirme Merkezi Başkanlığımız veya İlhami Bey'in, Genel Sekreterimizin koordinasyonunda TGDF yetkilileriyle bu protokol çerçevesinde nasıl bir eylem planımız olacak? Yani bir yıl içerisinde neleri yapmayı hedefliyoruz? Altı ay içinde neleri yapmayı hedefliyoruz? Böyle bir şema üzerinde, böyle bir yol haritası üzerinde eğer anlaşırlarsa bu protokolün eki bir eylem planını da biz Şemsi Bey'le tekrardan bir mutabakatmış gibi şey yapar ve buna uygun olarak da yolumuza devam ederiz. Ben katıldığınız için, vakit ayırdığınız için tekraren teşekkür ediyorum. TSE ailesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve hayırlı olmasını diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Her iki kurumun genel sekreterleri olarak sanıyorum görevimizi aldık İlhami Bey. Hocam ne yapacağımızın adresi size söyledi. Kıymetli başkanlarım, değerli katılımcılar, önemli bir programın arifesindeyiz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum.
çalışmalarımızı YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Bu programı da YouTube kanalımızdan izlemeniz imkan dahilinde biz de sizlere göndereceğiz zaten. Müsaadelerinizle bağlantıyı sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz Hüsnü Hanım. Hoşçakalın. Allah'a emanet.